İhsan Oktay Anar'ın Tiamat romanı. Romanı bitirmeme son 30 sayfa kaldı. Ama romanda şöyle şifreli bir telgraf iletişimi var. Şöyle göstereyim. Sayfa 121'den başlıyor. Şöyle şifreli. Sonra 122. sayfada da şöyle bitiyor. Bunun çözümlemesini de şu şekilde yapıyor roman. Bu şekilde. Ama bu çözümleme, bu şekilde gördüğünüz çözümleme şu anda çok anlaşılır değil. Canav, Arist, Eocan, Avari. Burada romancı bunun çözümünü tekrar bize havale ediyor. Ve bunun çözümünü sizinle paylaşmak istedim. Şöyle okuyayım. Kapatalım şimdi romanı. O şifreli kısımda, Tiamat'ın şifreli kısmında e ee, ne söyleniyor biz okurlara. Şöyle. Canavar işte o canavar. İşte o kötülüğün ta kendisi. İmha etmeniz lazım mutlaka hayvanı. Ve vahşi kötülüktü ama şimdi artık zeki. Seri bağlanan pil sayısı kadar cereyanın da artması gibi beyinlerimizi bağladı. Zekası 6 kat arttı. Kayboluyorum. Bunlar son sözlerim. Şimdi kötülük hepinizden zeki. Zihnimizi, içi, zihnimizi içindeki her şeyle ele geçiriyor. Bildiğimiz her şeyi bu toplam zeka ile birleştiriyor. Sonuçlar çıkarıyor. Dışı beyaz, içi siyah torbanın ters yüz olması gibi o sandukada ters yüz oldu. İçindeki kötü dışarı çıktı. Dışındaki iyilik de içinde kayboldu. O şimdi canavar kötülük bu şifreyi çözüyor. Son sözlerim çözdü. Onda kayboluyorum, onda kayboluyorum. O oldum, kurtuluş yok, kurtuluş yok, kurtuluş yok. Karanlığın sahibi benim. Bu da Tiamat'taki şifreli kısmın çözümüydü. İzlediğiniz için teşekkürler.